aslında. Şimdi 4 tane iri patlıcanı alarak işe başlayalım. Valla imam bayıldığı aslında farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bunu fırında yapabilirsiniz. Tencerede uzun pişirerek yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım şekilde, benim anneannemin yaptığı şekilde kızartarak yapabilirsiniz. Hani şu anda herkes şey vaziyetinde, böyle çok sağlıklı olsun diye işte az kızartma yiyelim falan diyorlar. Tamam, evet bu doğru. Gerçekten de bunda bir haklılık payı var. Kızartmayı az yemek lazım, çok fazla yememek lazım. Ama tamamen hayatımızdan çıkartmak da ne kadar doğru onu da bilmiyorum açıkçası. Ara sıra yersek annelerimizin, annelerimizin yaptığı usulde lezzetleri biz de soframızdan eksik etmemiş oluruz. Şimdi 4 tane patlıcanı, şöyle kemer patlıcanlarını böyle ortalarından birer şerit ve bant atacak şekilde aşağıdan yukarı doğru keserek işe başlıyoruz. İstediğiniz gibi bantlar atabilirsiniz. Ben böyle hafif tam doğal gözüksün diye böyle hafif çapraz çapraz bantlar atmayı seviyorum. Şu uç kısmı ve sap kısmı, şu sapındaki fazlalığı da ayırıyorum ve 4 tane patlıcanı bu şekilde hazırlıyorum. Bu yemeği iki türlü yapabilirsiniz açıkçası. Bunlardan bir tanesi benim yapacağım gibi önceden patlıcanları kızartarak, ki bence çok daha lezzetli oluyor. Hani kızartma olarak patlıcanlar birazcık daha yağ çekiyorlar ama bütün lezzeti de içlerine çekiyorlar. Bir diğeri de aynı usulde hazırlayacağınız, böyle aynı bu şekilde üstüne çentikler atacağınız patlıcanların fırında ya da tencerede uzun pişme versiyonuyla yapılması. İkisi de çok lezzetli oluyor. Ben ama anneannemden gördüğüm usul yapacağım. Çünkü bu hafta anneanne yemekleri haftası benim için. Hem onun rahmet içinde anacağım, hem onun yaptığı lezzetleri soframa getirmeye çalışacağım. Zaten birazcık da alerjim kabardı. Onun zamanında yediğim yemeklerden hiç alerjik olmuyordum. Belki bana iyi gelir. Belki şu hafif burun akmalarımın da önüne geçer diye düşünüyorum. Anneannem patlıcanı kızartarak yapardı. Fakat biz Egeli olmamamıza rağmen anneannem birçok yemeğinde zeytinyağını kullanırdı. Aslında kızartmalık yemeklerde ayçiçek yağı çok daha rağbet edilen ve daha çok kullanılan bir şey. İki sebepten dolayı. Birincisi zeytinyağı daha pahalı. İkincisi ayçiçek yağı zeytinyağına göre kızartmalık yemeklerde daha dayanıklı. Öncelikle şöyle bir şey yapıyorum. Bir bardak kadar zeytinyağını tenceremin içine koydum. Isıtıyorum. Isındıktan sonra kızartmaya hazır olduğu andan itibaren bu 4 tane patlıcanı olduğu gibi içinde kızartmaya başlıyorum. Dikkat! Hiçbir şekilde patlıcanlarınızı yarmayın. Üstüne delik açmayın. Ortasından hani böyle bir çizik vesaire, ne de olsa bir imam bayıldı yapacağız. Yatağını içinde kızartayım şeklinde bir şey yapmayın. Patlıcanlarınız çok fazla yağ çekecektir. Gerek yok. Yağınız ısınsın, bunları içine atın. Ben yağımı ısınırken patlıcanlarımla beraber yapacağım diğer sebzeleri hazırlamak istiyorum. Güzel bir imam bayıldığının içinde olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten dolu miktarda sarımsak. 4 tane patlıcan için abartmadan söylüyorum, tam 12 tane sarımsak koyacağım bunun içine. Bütün lezzetini sarımsaktan alıyor dersem yeridir. 12 tane sarımsağı şöyle üstlerine vuruyorum. Şu kabuk olan zar kısmını çıkartıyorum. Eğer sarımsaklarınız fazlaca büyükse 4'e bölün. Ama bunlar çok fazla büyük değiller. Şöyle ortadan 2'ye bölmek yeterli olacaktır. 12 tane sarımsağı böyle ortadan 2'ye bölelim. Bu sırada yağım ısınıyor. Isınır ısınmaz da patlıcanları içine atacağım. Bir tane sarımsağım burada. Zeytinyağıma bakıyorum ne durumda diye. Şöyle azıcık kontrol edeyim. Birazcık daha olması lazım. Eğer iyice kızmadan atarsanız acayip yağ çekecektir. İstediğimiz şey değil bu. Birazcık kızsın, ondan sonra içine atacağız. Şimdi imam bayıldının içinde olması gereken önemli maddelerden bir tanesi de soğan açıkçası. Şöyle yani 3 tane, bu ne boy dersiniz? Orta boyun, birazcık fazlası soğana ihtiyacınız var. Bıçağınızı ortadan 2'ye vurun. Şu kabuğundaki zarlı bölümü çıkartın. Soğanlarınızı gösteriyorum. Piyazlık vaziyette eşit şekilde doğrayın. Aynen böyle işte. Piyazlık vaziyette tam 3 tane soğanı doğrayacaksınız. Sanırım artık yağ kızdı. Şöyle patlıcanları içine atıyorum. Evet, kızmış. 4'ünü birden içine yerleştiriyorum. Bu birazcık girmekte zorluk gösteriyor fakat alacaktır. Evet. 4 patlıcan birlikte
Burada kızarıyor. Ben o sırada soğanlarımla işlemime devam ediyorum. Tane soğan, 12 tane sarımsak. Yapacağım şey 3 tane de şöyle güzel kabukları soyulmuş domatesi alıp 4'e kesmek. Şu içindeki fazla olan çekirdeklerinden kurtulmak istiyorum. Kimi tariflerde çekirdeğiyle beraber konuyor, kimilerinde çekirdeği çıkartılıyor. Ben çekirdeğini ve fazla suyunu çıkartacağım. Domatesin etli dokusunu istiyorum ama çok fazla sulu dokusunu istemiyorum açıkçası. O yüzden şu içindeki çekirdekli kısımlarını çıkartacağım. Ve hatta şurasındaki var olan fazla beyaz gibi olan dokuyu da çıkartacağım. Sadece domatesin kendisi kalsın. Eski domatesler yok. İstiyorsanız içine bir parçacık da salça ekleyebilirsiniz. Ama şu anki domatesler hiç fena değil. Tatları ve sulukları. Bunları da şöyle mümkün olduğu kadar küçük ve böyle küp küp doğrayalım. Ne de olsa bunlar bir parçacık her türlü malzemeyle sotelenecek. Bir kere daha tekrar ediyorum. İmam bayıldığı yapmanın iki tane metodu var açıkçası. Bir tanesi her şeyi böyle çiğden hazırlarsınız. Patlıcanlar da dahil. Ondan sonra bir şekilde içlerine doldurursunuz. Üstüne yeteri kadar zeytinyağını ve birazcık da suyunu verirsiniz. Tencerede 1 saat 1 saat 15 dakika kadar pişirirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yaparsınız. Herkesin farklı bir inanışı vardır. Böyle daha güzel olur, öbür türlü daha güzel olur diye. Ben kızartılınca daha güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu hafta sonu madem bir de anneanne yemekleri, bunu anneannemin yaptığı usulde yapmak istiyorum. Bu domatesleri böyle ince ince kabuklarını soyduğumuz, içindeki çekirdekleri çıkarttığımız domatesleri doğradıktan sonra bunu da şöyle kenara alıyorum. İşin içine bir parçacık biber katacağım. Şöyle yaklaşık 3 tane, belki 4 tane biber. Sivri biber herkes koymaz bu tarife. Rahmetli anneannem koyuyordu. Ben de o yüzden onun yaptığı gibi yapacağım. Lezzetli oluyor, o yüzden koymaktan çekinmeyin. İstemiyorsanız koymayın. Eski usulde yapıyoruz bunu. Eski usulde anneannem bunların hiçbirinin çekirdeklerini çıkartmazdı. O yüzden ben de eski usulde yapıyorum. Aynı lezzeti mümkün olduğu kadar çok yakalamaya çalışacağım. Onları da şöyle yaptım. Evet, şimdi bütün malzemelerimiz hazır. Tavamı alıp ocağa koyuyorum ve bütün hazırladığım sebzeleri yavaş yavaş sotelemeye başlıyorum. Tavaya yaklaşık böyle bir, bilemediniz iki kaşık zeytinyağı koymanız yeterli olacaktır. İki kaşıktan bile fazla oldu. Yok, iki kaşık olmuştur bu. Güzel bir iç harç yapmaya çalışıyorum. Bu noktada birkaç tane püf noktam var size vermek istediğim. Şu ki eğer soğanları çok sotelerseniz renkleri dönecek, hafif yanma noktasına gelecekler. Hemen arkasından hiç beklemeden sarımsaklarımı koyuyorum. Şöyle hafif bir tur karıştıracağım. Şöyle birazcık bütün soğanlar hani yağla temas ettiğine emin olduğunuz noktada da biberleri işin içine katıyorum. Çünkü biberler de kolay sotelenen hemen ölen sebzelerden değil. O yüzden onları da şimdi işin içine katmak iyi olacaktır. Şurada bir tane sarımsak kalmış. Onu da unutmayalım. Bu İmam Bayıldığı'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi benim için içinde bolca soğanın ve bolca sarımsağın olması. Ha evet, birazcık el oyalayıcı bunları böyle soteliyor olmak ama dinlendirici de aynı zamanda. Lezzetini de bir o kadar pekiştiriyor. Özellikle benim gibi alerjik adamlar böyle havalarda bünyelerini kuvvetli tutmak zorundalar. Soğana, sarımsağa birazcık yemeklerinde daha fazla yer vermek zorundalar. Anneannelerimizin yemekleri de işte bu yüzden herhalde şifalı oluyor ki çocukken daha az hastalanan ben şimdilerde artık daha duyarlı olmaya başladım havaya göre. Bu sebepten dolayı biraz anneannemin tariflerine gideyim. Doğal yoldan bir reçete olsun benim için. Hem sağlığım hem midem bayram etsin. Bunlar burada yavaş yavaş olurken şöyle bir demet maydanozun yarısı kadarını alıyorum. Elle koparıyorum. Çok böyle öldürür gibi ince kıyım olmayacak. Fakat hani yerken de maydanoz böyle tane tane ağzınıza gelmeyecek şekilde
kenarda duruyor. Şöyle bunu da bir karıştırmaya devam edelim. İyice yumuşadılar. Kendilerini bıraktılar. Hatta artık renkleri dönmeye başlamışken anlıyoruz ki bu iş oldu. Hemen domatesleri işin içine katıyorum. 3 tane böyle soydum. Kabuğunu çıkarttım. İçindeki çekirdeklerinden arındırdım. Ve küçük küçük kestiğim domatesleri de bu oyunun içine dahil ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Gayet güzel. Hemen baharatlarını veriyorum. Şöyle 1, 2, 3 dolu tutam tuz. Ki ben deniz tuzu kullandım. 1, 2, 3 tutam karabiber. 1 tatlı kaşığı tepeleme. Hatta biraz da şöyle fazlasını koyayım. Toz şeker. Hepsini beraber güzel bir şekilde karıştırıyorum. Domatesler hafif hafif suyunu salmaya başlıyor. Gayet iyi gidiyoruz. Hiçbir sakınca yok. Sakın hiçbir etabı atlamayın. Çok güzel anneannemiz usulü, yani benim anneannem usulü bir imam bayıldı yapacağım. İç harcı gayet lezzetli ve gayet iyi gidiyor. Her şey yolunda. 4 tane patlıcanı rahat rahat doldurur. Hatta belki zorlasanız 6 taneyi bile dolduracak bir iç harç hazırlıyorum şu anda. Ateşin altını kapadım. Domatesler tamamen erimediler fakat kendilerini bıraktılar. Soğanlarla beraber gayet güzel bir iç harç durumundalar. İşte bu noktada maydanozlarımı aldım. İçine attım. Bunu şöyle bir güzel karıştırıyorum. İşte oldu mu size İmam Bayıldı'nın iç harcı. Harika görünüyor. Kokusu ay ay ay. Ay ay ay, çok güzel. Böylece iç harcımı tas tamam hazır ediyorum. Bu birazdan bu patlıcanların içine dolacak. Ondan sonra tencerede kısa bir pişme sürecinden geçecek. Hepsi beraber kendi yağını bıraktığında muhteşem bir imam bayıldı olacak. Bu tip zeytinyağlı yemekleri ılık, soğuk, hatta bir gün sonra yerseniz şekerin tadı çok daha güzel nüfuz etmiş olacak. Çok daha lezzetli olacak. İşte bence görüntü olarak şahane bir tablo karşımızda. Bunu bir parça kenara bırakacağım soğusun diye. Patlıcanlarım orada duruyor. Ben bunlar soğurken patlıcanlarımın işlemlerini yapmaya başlayacağım. Bunu burada bıraktım, hafif hafif soğusunlar. Şimdi gel gelelim bu patlıcan arkadaşlarıma yakın ilgi alaka göstermeye. Bunu yapacağım tencerem. Yine başta kızartmayı yaptığım tencerem. Hiç çok fazla şeyi kirletmeye lüzum yok. Bakın bıçağınızı alın şöyle. Sap kısmına çok fazla dokunmayın. Sapın altı noktadan bıçağınızın ucunu vurun ve aşağı doğru bir delik açın. Ucuna fazlaca girmemeye çalışın. Şöyle patlıcanın içini açın. Hatta ve hatta bu noktada bir kaşık alın. Ve şöyle kaşıkla bu patlıcanın içinde güzelce çalışabileceğiniz bir yatak hazırlayın kendinize. Fakat asla patlıcanın dibine kadar inmeyin. Çünkü dibine inerseniz zaten yırtılmaya müsait olan çok yumuşak bir doku var. O dokuyu zarar verirsiniz, patlıcanlarınızı patlatırsınız. Daha önce de demiştim, komik oluyor. Patlıcanlar patlamasın. Böyle güzel bir şekilde içindeki yatağı hazır edelim. Ve sizi bilmem ama ben bunu kendi içinde hazırlayacağım tencerede doldurmayı sevdiğim için bunu olduğu gibi tencerenin içine alıyorum. Bu bir. Bir tane daha gösteriyorum. Ondan sonra hızlanıp diğer iki tanesini de hazırlayacağım. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bıçağınızla iniyorsunuz. Hafif bir şekilde yatak yapacak şekilde açıyorsunuz. Ondan sonra mümkünse bir kaşık vasıtasıyla şöyle içine dolduracağınız geniş, güzel, düzgün bir yatak hazırlıyorsunuz. Ama tabanına, çerçevesine zarar vermiyorsunuz. Bunu da böyle olduğu gibi içine alıp diğer iki taneyi de hazırlayıp tencerenizi pişme noktasına getirmekteki son durumu hazır ediyorsunuz.
iç harç şu anda gel beni ye diyecek cinsten gayet lezzetli. Buram buram da soğan ve sarımsak kokuyor. Size önerim şudur. Bir parçacık şekeri alın. Bu patlıcanların içine şöyle bir gezdirin. Çok fazla değil ya. Böyle bir tutamın ucu bile olabilir açıkçası. Lezzette gerçekten çok ciddi ve büyük bir fark yaratacaktır. Çok fazla yapmayın, ipin ucu kaçar. Azıcık bir şeker dokunuşu bu yemeğin gerçekten ikinci vitesten üçüncü vitese çıkmasını sağlayacak. Altı vitese kadar yolumuz var. Bu iç harcı alın. Güzel bir şekilde önce tabanına mümkün olduğu kadar her şeyden ve özellikle de sarımsaklardan koymaya gayret gösterin. Sarımsağı, soğanı bol olsun. İmam bayıldı, kıvamında ve tam lezzetinde olsun. Şöyle bolca koymaya çalışın. Bu birincisi, tas tamam. İkincisini de aynı şekilde dolduruyorum. Güzel vaziyette her taraflarını dolduruyorum. Hatta bu harçla ilgili çok da hain bir planım var. Onu da bunların hepsini doldurduktan sonra sizlerle paylaşacağım. Şöyle fazla olsun, eksik olmasın, tepeleme vaziyette güzelce dolduruyorum açıkçası. Sarımsaklarından da bol bol koyuyorum. Bu 20-25 dakika kadar ocakta kısık orta ateş arasında ağzı kapalı vaziyette pişecek. Tabii ki bu kadar güzel bir harcı heba etmeye niyetim yok. Yemek pişirmekte kullandığım borcamı bu sefer de bir saklama kabı gibi kullanacağım. Çünkü bu borcamlar aynı vaziyette bu içine koyduğum güzel harcı buzdolabında muhafaza etmemi sağlayacak. Yarın belki canım böyle güzel bir ızgara tavuk, belki bir menemen ya da herhangi bir şey çektiği zaman bunu buzdolabından çıkartacağım. Oda sıcaklığına getirip atacağım fırına. Olduğu gibi bu lezzetli harcı yarın da bir başka yemekte değerlendireceğim. Hem pişirmede hem saklamada pratik. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi bu olduğu gibi buzdolabına gidiyor.